İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Gartman, Şirvan, Nahçıvan, Uluslararası Komiteyi Bakü'de gazeteciliğin ilkelerine dikkat etmeye çağırıyoruz. Rosita Çaketcan'a saygı. Gürcistan'ın en prestijli dergilerinden biri son sayısını tamamen Ermeni edebiyatına ayırdı. Yamin, Ermenistan'ın eski başkenti başlıklı sergi. Doğu Ermenistan Artsakh Gençlik Birliği yeni ve iddialı projeleri hayata geçirecek. Gabriel Sarkisyan, Teplice Open 2024 Uluslararası Turnuvanın liderlerinden biri. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi, Bakü Mahkemesi tarafından Abzas Medya'nın yolsuzlukla mücadele soruşturmasını yürüten 6 gazetecinin tutukluluk süresinin uzatılmasından duyduğu kaygıyı dile getirdi. Bakü'de iş durumun bir kelepçe yığınına dönüştüğü, bunların arasında ifade ve basın özgürlüğü, insan hak ve özgürlüklerinin korunması konularının duyulmasının zor olduğu kaydedildi. Son olağanüstü cumhurbaşkanlığı seçimi ise beklenmedik sonucuyla her türlü özgürlük olanağının kapandığı son nokta oldu. Bakü'nün iç ve dış suçlarını insani ve medeni bir şekilde paketlendiğini de vurguluyorlar. Gartman, Şirvan, Nahçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği de Uluslararası Komite'nin bu tepkisinin elbette memnuniyetle karşıladığını ancak nefret söylemi ve hoşgörüsüzlüğün yayılmasına yönelik yasağın gazetecilik etiğinden kaynaklandığını belirtiyor bu kadar Ermeni karşıtı tezlerle ve bu kadar ırkçılıkla dolup taşan Bakü toplumu etkisi altında Ermeni olan her şeyi yok etmeye hazır bir terör çetesine dönüştü. Dolayısıyla Bakü medyası onların diktatörlüğünün temellerinden biri olmaktan başka bir şey değildir. Bu nedenle Pan-Ermeni Birliği Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi'ni sadece Bakü'deki gazetecilerin fiziksel güvenliğine değil, aynı zamanda gazetecilik ilkelerine de dikkat etmeye çağırıyor. Arjantin ve Uruguay'daki Ermeni dansları ve koro gösterileri 17 Haziran saat 20'de Montevideo'da gerçekleştirilecek. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Doğu Uruguay Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Pablo Taylalyan, Batı Ermenistan Marşı Zartir Laun'un dansıyla sona eren provanın videosunu yayınladı. Pablo Taylalyan'ın Güney Amerika'nın önde gelen Ermeni dans sanatı öğretmeni Rosita Çakecihan'ın tablosunu Ermeni danslarına ve korolarına sunacağını da belirtelim. Gürcistan'ın en prestijli sosyal edebiyat dergilerinden biri olan Arili'nin 2024 normal sayısı klasik yazarlardan modern yazarlara kadar tamamen Ermeni edebiyatına ayrılmıştır. Gürcü dergisi Arili bu sayısında Naregatsi, Yeşe Çarenz, Baruj Sevak, Nahabet Kuçak, Daniel Barujan, Siamanto, Grigor Sohrab, Hrant Matevosyan gibi klasik ve modern Ermeni yazarların eserleri, Ermeni Gürcü sosyal edebi bağlarıyla ilgili makale ve reportajlar yer alıyor. Sayı, Gürcistan'daki Doğu Ermenistan Büyükelçiliği ile Gürcistan'daki Doğu Ermenistan Fahri Konsolosu Georgi Maisurat Zan'in desteğiyle yayınlandı dergi önceleri haftalık edebiyat dergisi formatında yayınlanan daha sonra yıllar geçtikçe aylık edebiyat dergisine dönüşen edebi sosyal yazarların dergisidir. Arili 1994 yılından bu yana Gürcistan'da yayınlanmakta olup esas olarak Gürcü edebiyatının yaygınlaşmasına hizmet etmektedir. Şirak Jeoloji Müzesi Gümrü'deki Aslamazcan adlı kız kardeşlerin galerisinde Penyamin, Ermenistan'ın antik başkenti başlıklı bir sergi yer aldı. Sergide Kral Ardaşes'in sınır taşı, pek çok süs eşyası ve heykelcik gibi eşsiz parçalar yer alıyor. Benyamin'in antik bölgesi 1989'da keşfedildi. Arkeolojik kazılar Ermeni Fransız keşif gezisiyle başlamış ve günümüze kadar belirli aralıklarla devam etmektedir. Yaklaşık 20 yıl süren Arkeolojik kazılar Ermenistan'ın ve tüm bölgenin Ahameniş ve Antik dönemlerinin tanımlanması konusunda olağanüstü sonuçlar verdi. Benyamin'in Ahameniş Sarayı ve Antik Sütunlu Salon Pagan Ermenistan'ın eşsiz örnekleri arasındadır. Ahameniş Sütunlu Salonu'nun kesinlikle Benyamin'in Kuzeydoğu Ermenistan'daki güçlü rolünden bahsetmesi dikkat çekicidir. Güçlü Ahameniş İmparatorluğunda bir idari merkez rolüne sahipti. Bu sergiden önce Benjamin'in son tam sergisi 2007-2008'de Fransa'da gerçekleşti. Benjamin'den birkaç örnek Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'ndeydi. Sergi iki hafta boyunca devam edecek. Doğu Ermenistan ve Artsak'tan çok sayıda genç oy birliğiyle Doğu Ermenistan-Arsak Gençlik Birliği'nin kurulmasına oy verdi. Doğu Ermenistan ile Artsak arasındaki manevi bağ sürdürmek, bir hayalin peşinden gitmek fikri ortaya çıktı. Birliğin faaliyetleri sağlıklı bir eğitim, bilim ve kültür ortamının oluşturulmasına yönelik olacak ve cesur projelerin peşinde olacaktır. Platform Gerçek Program ve tekliflerle gençlere açıktır. Doğu Ermenistan erkek satranç takımının bir üyesi olan Gabriel Sarkisyan, Taplitse Open 2024 Uluslararası Turnuvası'na başarıyla başladı. İki tur sonunda kendisi ve diğer 40 satranç oyuncusu 2 puanlık skor elde etti. İlk turda Gabriel Sarkisyan, Polonya'yı ikinci turda ise Türk sporcuları geçti. Uluslararası turnuvaya yaklaşık 300 satranç oyuncusu katılıyor. Turnuvanın en yüksek dereceli katılımcısı Doğu Ermenistan erkek satranç takımının bir üyesi olan ve büyük usta Gabriel Sarkisyan'dır. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.